Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 7 keskin nişancısı. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Delta Force ve Counter Strike gibi kült savaş oyunlarının ardından Hollywood filmleriyle aşina olduğumuz hayalet katillerin hiç bilinmeyen karanlık dünyası ile tanışma vakti. 1. ve 2. Dünya Savaşı, toplumsal krizlere yol açan suikastler, soğuk savaşlar ve rehine kurtarma operasyonlarında çok önemli roller üstlenen keskin nişancılar, 20. yüzyılı yeniden yazdılar. Sanılanın aksine yalnız çalışma gibi huyları pek olmayan bu ölüm makinaları çoğunlukla NATO ve Amerikan ordusu dışındaki birliklerde solo performans gösterir. Kendilerine refakat eden diğer bir kişi ise keskin nişancının vuracağı hedefin uzaklığını, mevcut çevre koşullarını ve dürbün hesaplamaları gibi coğrafi ve matematiksel verileri bir yardımcı pilot edası ile kendisine aktarır. Görevlerini başarı ile tamamlama deneyimleri ve hayatta kalma olasılıkları çoğu zaman arazide ne kadar iyi kamufle olduklarıyla doğru orantılı olan keskin nişancılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında etkin olarak görülmeye başladı ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmadı. 1. Lyudmila Pavlichenko. Bir ABD başkanı tarafından Beyaz Saray'a kabul edilen ilk Sovyet vatandaşı. Kadınların tehlikeli ve saygı duyulası yaşam formları olduğu konusunda erkekler olarak hemfikiriz. Lyudmila Pavlichenko mankenlere taş çıkarabilecekken Sovyet ordusunda keskin nişancı olmayı tercih eden 2000 kadından biriydi. İkinci Dünya Savaşı boyunca görev aldığı Odessa, Sivastopol cephelerinde 36'sı düşman keskin nişancı olmak üzere 309 Alman askeri öldürerek bir kadının istediğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini tüm dünyaya kanıtladı. Bir tanıtım ziyareti için Amerika'ya gönderildiğinde kendisini Beyaz Saray'da Franklin Roosevelt karşıladı. Pavlichenko böylelikle Sovyet tarihinde bir ilke imza atarak ABD Başkanı tarafından kabul edilen ilk Sovyetler Birliği vatandaşı oldu. 2. Kapıdaki Düşman. Vasili Zaitsev. Dünya Savaşı'nda sahneye çıkan ve hayatı Hollywood filmlerine konu olan Sovyet keskin nişancı. İkinci Dünya Savaşı sırasında görev aldığı Sovyet ordusunda Stalingrad cephesinde aralarında 13 Alman keskin nişancının da bulunduğu toplam 225 askeri yok etti. Hayatının anlatıldığı filmde Hollywood, Zaitsev'in yazdığı efsaneyi zedelemek için amansız düşmanı olan keskin nişancı binbaşı Walter Koenig adlı karakteri yarattı. 1943 yılında dürbünü içinden geçerek gözüne isabet eden sniper mermisiyle ciddi şekilde yaralandı ve ölümden döndü. Tam 12'den yediği bu mermi onu cephelere veda etmek zorunda bıraktı. Her şeye rağmen başarıları, Sovyet ordusunun morallerini yüksek tutması için askerler arasında kulaktan kulağa yayıldı. 3. Bağdat Avcısı Juba. Amerika'nın sözüm ona demokrasi götürmek amacıyla Irak'ı işgal etmesinin ardından ortaya çıktı ve Iraklı her çocuğun idolü olan bir halk kahramanına dönüştü. Avladığı askerlerin vuruluş anlarını videoya çekmesi ve YouTube'da yayınlaması artı PR yönüyle onu diğer keskin nişancılar arasından ayrı bir noktaya taşıdı. Gerçek hayatı ve adına dair bilgiler rivayetten öteye gidemese de Irak işgalinden bu yana resmi olarak 645 Amerikan askeri öldürerek normal bir taburdan çok daha etkili bir rol üstlendiği gayet açık. 4. Beyaz Ölüm. Simo Hayya.
Yeryüzünün gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancısı, Rusların Finlandiya'yı işgal etmesinden önce sadece basit bir çiftçi ve sade vatandaşken orduda görev aldığı 1939-1940 yılındaki Kış Savaşı boyunca 505 asker öldürdü. Bu tek kişilik katliamın ardından Kızıl Ordu tarafından kendisine Beyaz Ölüm lakabı ithaf edildi. 100 günden daha kısa bir sürede sniperla elde edilen en çok ölü sayısına ulaştı. Ünü cephede kulaktan kulağa Rus komutanlarına kadar gidince peşine özel birlikler takıldı. Eksi 40 derecede nefesinin belli olmaması için ağzından karla atış yapan Hayha, topçu ateşi desteğiyle 6 Mart 1940'ta bir Rus askeri tarafından çenesinden vuruldu. Çenesi paramparça olmasına rağmen hayatta kalmayı başardı ve kısa bir süre komada kaldıktan sonra barış anlaşması imzalanan 13 Mart tarihinde uyandı. Mümkün olmayan tesadüf. Timus Plunkett. 600 metreden yapmış olduğu atış ile ünlü bir Fransız generalini vurarak ordusu adına kritik ve önemli bir başarıya imza atar. İrlandalı keskin nişancı, tuhaftır ki yapmış olduğu atışın şans eseri olduğunun düşünülmemesi için aynı hedefi tekrar vurma ihtiyacı hissetmesi, kalifiye bir ruh hastası olduğunun da en büyük göstergesi. Ordusundaki askerler hedeflerini 50 metreden vurmak için eğitim almasına rağmen Plunkett 600 metredeki hedefine isabetli iki atış yaparak en iyi keskin nişancılar arasında yerini almıştır. Ramadi Şeytanı. Chris Cleary. Amerika'nın Irak işgali sırasında 255 kişiyi öldürerek ABD ordusunun gelmiş geçmiş en ölümcül keskin nişancısı olarak tarihe geçen deniz piyadesi. Ülkesine dönmesinin ardından psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski bir ABD askeri. Eddie Rayroad tarafından öldürülmesi, Altı Dal'da Oscar'a aday gösterilecek bir propaganda filmine dönüşmesini sağladı. ABD'nin Cleary'nin hayatının anlattığı Amerikan Sniper, yapmış olduğu vicdan mastürbasyonu kesinlikle Oscar'ı hak ediyor. 7. Korkunç Abdül. Çanakkale Savaşı sırasındaki performansı ile tarihe geçen ilk Türk keskin nişancı, Gelibolu cephesinde Osmanlı ve Alman askerlerini canından bezdiren Bilisink isimli keskin nişancıyı ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti. Bunun için siperinde bir hafta beklediği rivayet edilse de Gelibolu katili lakaplı Bilisink tarafından öldürülmüştür.